Transbospor Denizcilik Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi Kaptan Mustafa Can'ın katkılarıyla Duygu ile Bizim Memleket Karaağaç belgeseli başlıyor. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Leblebi koydum tasa kız annem, leblebi koydum tasa kız annem, doldurdum basa basa kız annem de, doldurdum basa basa kız annem. Benim yarim çok güzel kız annem, benim yarim çok güzel kız annem. Azıcık boydan kısa kız annem de, azıcık boydan kısa kız annem. Hop ninayır, ninayır kız annem de, gel oynayır, oynayır kız annem. Hop ninayır, ninayır kız annem de, gel oynayır, oynayır kız annem. Elmayı yüke korlar kız annem, elmayı yüke korlar kız annem. Ağzını dike korlar kız annem de, ağzını dike korlar kız annem. Beni elinden alırlar kız annem, beni elinden alırlar kız annem. Boynunu büke korlar kız annem de, boynunu büke korlar kız annem. Hop ninayır, ninayır kız annem de, gel oynayır, oynayır kız annem. Hop ninayır, ninayır kız annem de, gel oynayır, oynayır kız annem. Yanımızda Sefer Çakır Bey var. Köy odası ile ilgili burada ne yapılıyor, ne ediliyor onu anlatacak bize. Sefer Bey, köy odası nedir? Ne yapılır burada? Köy odası genel anlamda, şimdi Karaağaç köyümüzde bizim 7 tane oda vardır. Sülalelere ait köy odaları genelde kış aylarında ihtiyarların veya işte gençlerin vakit geçirebilecekleri bir mekandır. Aynı zamanda bayramlarda sabah namazı çıkışında, sabah namazından sonra tüm bu sülale dediğimiz kişiler kahvaltılarıyla beraber börekleriyle, çörekleriyle, zeytiniyle, peyniriyle, çorbasıyla buraya gelirler. Kahvaltılarını burada yaparlar. Onun akabilinde de köylü toplanır. İhtiyar
orta yaş ve genç grubu olarak tüm odalar 7 oda tek dolaşılır. 3 grup halinde. Ondan sonra da tamamen biter. Aileler tekrar kendi aralarında bayramlaşmaya giderler. Köy odalarının geleneksel tarihi de bu. Bayramlaşmalarda Karaağaç'ın birliği bütünlüğü sağlanması açısından bütün Karaağaçlılar 3'e bölünüp, yaş ortalamasına göre 3'e bölünüp 7 sülaleyi de diyelim 7 odayla birlikte bayram ziyaretinde bulunuyorlar. Bakalım şimdi köy odamızda neler var? İçeride yaşlılarımız kışın ne yapıyorlar? Ayakkabılarımızı çıkarıp içeriye giriyoruz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oturun başkanım, buyurun. Evet, burası köy odası. Geleneksel köy odalarımızdan böyle hasır minderlerimizle, kilimlerimizle, ahşaptan yapılan bu oturaklarla, sedirlerle, sedir deniyor, sedirlerle birlikte ve vazgeçilmezli köy odalarının soba, ortaya kurulan bir soba var. Köy odalarımızın vazgeçilmezi. Kışın yakıldığında sıcak oluyor mu? Evet, sıcak olur. Genelde hep taştır, kalın taşlarla öyle olduğu için yazın serin gördüğünüz gibi kışın da sıcak olur. Kaç yıllıktır bu oda? Tahmin ediyorum ki 70 yıllık vardır. 70 yıllık. Yeniden restore edildi mi? Restore yapıldı. En az 70 yıllık var. Geçen zamana yapılar dayanamıyor. Zaman zaman restore ediliyor. Onlara ihtiyacı oluyor. Ve köy halkı da yapıyorlar. Karaağaçlılar da bu tür değerlerine önem veriyorlar. Destek çıkıyorlar ve yaptırıyorlar. Saatimizden bu ilerideki nedir onun adı, bardak var üzerine? Ibrık diyoruz. Ibrık. Ibrık. Abdest almak için mi kullanılır? Abdest almak için genelde kullanılır. Onlar genelde sobanın üzerinde olur. İşte sıcak suyla abdest alabilmek için. Genelde soba üzerinde olur, ıbrık diyoruz. Hemen yan tarafında da abdesthane mi var? Abdesthane yok, abdesthane yan tarafta. Oralar genelde erzak dolapları dediğimiz işte şeker, kolonya, ikram. Misafirlerimize ikram edilmesi için de şeker, kolonya, çikolata, bisküvi gibi şeylerimizi koymak için de bir depomuz var orada, erzak depomuz var. Canlar ya da Cerencigil sülalesine ait köy odamızı ziyaret ettik. Başkanım da burada karşıladı bizi. Evet, tavanından tabanına kadar tarihi simgeleyen bir köy odası. Vazgeçilmez sobasıyla, abdest almak için bulundurulan ıbrığıyla, değil mi? Ibrığıyla ve zaman zaman okunacak Kur'an kitaplarıyla. Burada yaşlılarımız kışın özellikle toplanıp dualarını ediyorlar, Kur'anlarını okuyorlar. Gençlerimiz toplanıp burada sohbetlerini yapıyorlar, eğlencelerini yapıyorlar, yaren yapıyorlar. Ferfene, ferfene nedir başkan? Ferfene yarenin bir deyişi. Bizim kültürümüzde insanların, gençlerimizin toplanıp bir arada, işte eski cıvık dediğimiz, ondan sonra coluk dediğimiz, hindi şimdiki adıyla kuzu kesip burada eğlenmeleri, fıkralar, yer oyunları, işte dayaklı oyunlarla eğlenmeleri. Yaren'in bir değişik kültürü ferfene. Bizim buralarda ferfene daha fazladır. Yaren'den daha fazladır. Çankırı'ya özel bir kültür olan Yaren'den daha fazla Karaağaç'ta ferfene yapılıyormuş. Yaren etkinliklerinin bir değişiği. Yine birlik bütünlük sağlanması açısından önemli olan bir durum. Kaynaklanması için yani. Gençler birbirleriyle kaynaşsınlar, kültürlerini unutmasınlar, devam ettirsinler adına bu köy odamızda da etkinlikler yapılıyor ferfene adı altında. Burası da 2000 yılında yapılan köy konağı ve muhtarlığı 2000 yılında yapılmış. Hemen bahçesinde de Hacı Selvi Er hayratı var. O da yine 1999 yılında yapılmış. Kişiler ibadetlerini yapmadan önce gelip hayratta abdestlerini alıp hemen yandaki camiye girip de ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Sevgili izleyenler, Duygu ile Bizim Memleket programı bu hafta Karaağaç'ta. Burası da Karaağaç'ın yemekhanesi. Karaağaç Köyü yemekhanesi değil mi başkanım? Evet, köy konağı ve yemekhanesi. Şimdi biz yıllar öncesinden beri bu tarafa doğru işte bugün gezdiğimiz köy odalarında yemek hizmetini veriyor idik. Aynı kapta tek tasa kaşık sallama şeklinde yemekler yiyor idik. Tabii ki bu gelişen çağda çağa ayak uydurmak babında bu köy konağı ve yemekhanenin self servis
ve tek tek hizmet vermesi açısından ihtiyaç doğdu. Biz bu ihtiyacı yaklaşık bir sene istişareye açtık köylülerimizle ilgili, yeriyle ilgili, nasıl olmasıyla ilgili tartıştık, konuştuk, finansı. Tabii ki buranın finansı tamamen bizim köyümüzün hayırseverleri, iş adamlarımız tarafından karşılandı. Bunlara sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Yarın inşallah Kandil günü açacağız burayı, Beraat Kandili günü. Bu hayırlar inşallah onların beraatlerine vesile olacak. Tüm geçmişlerine rahmet eyliyoruz. Zaten herkes geçmişi adına bu yardımları yapıyor. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Yani yaklaşık rakamlarını telaffuz edemeyeceğim. İnternet sitemizden girip herkes görebiliyor. Çok ciddi derecede bu köy konağımıza yardım eden iş adamlarımız var. Burası tasarlaması üst taraf yaklaşık 190 kişilik erkek yemekhanesi, nişan, düğün olarak tasarlandı. Buraya bir tane köy odası, yani yaren odası gibi bir oda yaptık. Şimdi orayı da gezeceğiz. Burada ses sistemimiz, TV sistemimiz, ışık sistemimiz, dışarıdaki yapacağımız programlarda projektör sistemimiz, bunların hepsi mevcut. Yani burayı tamamen ileri dönük olarak düşündük. Isıtma sistemi ileride inşallah doğal gaz geldiğinde ısıtma sistemine kadar tasarlandı. Bunları direkt yapabileceğiz. Bu vesileyle tüm köylüme hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah güzel günlerde kullanalım burasını ve tüm vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyoruz. Buralara, derneklerimize yardımlarını esirgemesinler. Bundan önceki dernek başkanlarımız belirli hizmetlerde bulundu. Biz de karınca kararınca bu hizmetlerde bulunduk. Tabii ki biz burada sadece okyanusta bir damlayız. Tamamen köyümüzün eseri burası. Biz de buna vesile olabildiysek ileride bir Allah razı olsun derlerse bize, bu bize yeterli. Evet, başkanım da dediği gibi bu işler Allah rızası için yapılıyor. Dernekçilik bir gönül işi çünkü. Başkanım Şaban Can da Karaağaç için çalışıyor. Çalışmaya da devam ediyor. Eline, yüreğine, gönlüne sağlık diyoruz. Tüm yardımseverlere biz de buradan teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yaren odamızı görmeye gidiyoruz. Alayı aldık düze kız annem. Alayı aldık düze kız annem. Görüşelim yüz yüze kız annem de. Görüşelim yüz yüze kız annem. Arada sevda varmış kız annem. Burada kesilen etlerimizi görüyoruz. Parçalanmış kaburgası parçaları ve burada da ciğeri mi var başkanım? Evet, ciğer, kaburgalı. Ne kestik başkan? İki tane düve kestik biz. Onun yanı sıra 80 kilo da hazır et aldık. Yaklaşık yarın 300 kilo et, pilav, çorba, tatlı ve ayrandan oluşan menümüzle yağmur duasında inşallah misafirlerimize ve köylülerimize ikramımız olacak. Tabii ki buradaki emeği geçen köylülerimize, bunlar hep gönüllü olarak çalışan köylülerimiz, Allah razı olsun. Ve diğer tüm köylülerimizi de yarın burada en güzel şekilde misafirlerimize birlikte ağırlayacağız. Ağırlamaya gayret edeceğiz. Tabii ki bunda kusurlarımız olursa affola. Kalabalık bir davetli topluluğu olacak. 1000-1500 kişi misafir bekliyoruz. İnşallah 300 kişilik yemekhanemizle birlikte self servis şeklinde sıcak servislerimizi yapacağız. Dışarıda da 90 kişilik yemek bölümümüz var. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp inşallah yüzümüzün akıyla açılışımız, yağmur duamız ve şenliğimizi tamamlamak istiyoruz. Elinize gönlünüze sağlık diyoruz biz de başkanım. Evet, yağmur duası Karaağaç Köyü'nün geleneksel hale getirdiği bir dua şenliği diyelim, değil mi? Her sene yapılıyor. Yağmur yağınca şükür halinde yapılıyor. Yağmayınca da yağmur yağması adına yapılan bir geleneksel tören. Bunun yanına bu sene bir de köy konağı açılışımız eklendi. Yarın 1000-1500 kişi arasında dernek başkanımız Sayın Şaban Can ağırlama yapacak.
sevgili izleyenler, Karaağaç'ta düğünümüz var. Erkek tarafı meşalelerini yaktı. Gelin almaya gidiyorlar şimdi. Gelin yakına yakacağız hep birlikte. Meşalelerimizi bırakıyoruz yere. Gelinimiz de burada bekliyor. Erkek tarafı gelini alıp kına yakacak içeride. Gelinimiz burada. Annesi ve kayınvalidesi sağına soluna geçmişler. Gelini ortalarına almışlar. Erkek tarafının kına yakması için gelmesini bekliyorlar. Böyle kolay mı gelin almak? Zor. Kolay değil. Sen kızını kolay mı verdin? Kolay verdim, hayırlı olsun diye. Kayınvalide de burada. Aldın gelini. Aldım canım, sağ ol. Kız taraftan çok memnunum. Bizi hiç üzmediler. Allah'a şükürler olsun. İşte. Allah mutlu etsin diyoruz. Amin. Buyurun efendim. Ayağına giyen hiç nurdan naline giner cennet bahçesine salene. Cenneti aladan uçmak yerinde. Cenneti aladan uçurmak akar. Dördünün başı da bir yerden çıkar. Evet, yavaş yavaş gelinimiz adımlarını atıyor. İlahilerle birlikte yerini alıyorlar ailesi. En son salavatla gelinimiz getirildi, masasına oturtuldu. Kınamız yakılıyor şimdi. Gelin hemen elini açıyor mu? Açmıyor. Yok, açmıyor. Gelin elini açmıyor. Kayınvalide neredeydi? Para verin be abi. Kayınvalide kına rüşvetini şimdi gelinin avucuna koyuyor. Hadi bakalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in nebiyin ümmeyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin'in nebiyin ümmeyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Hayırlı uğurlu olsun herkese diyoruz biz de. Allah mutlu etsin diyoruz. Karısını sana versin bekarıza. Gelinimizin kınası yandı. İki eli de şu anda eldivenle oturuyor. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Bir dakika, bir dakika. Bir değişimiz var şimdi. Kız anasını unuttum. Allah ağzının tadını boğdurmasın, dili tatlı olsun diye
Mani söylediler, ilahi söylediler. Artık eğlenceye geçiyoruz. Gelinimizin kınasını yaktık. Hanımlar mani atışması yapacaklar şimdi. Onları dinlemeye gidiyoruz. Türkü dinleyeceğiz efendim. Buyurun. Yayla yollarından göçtüm de geldim. Boyumu boyuma öştüm de geldim. Güzelleri içinden seçtim de geldim. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Seviyorum diye kandırma beni. Kadim süt beyaz yine geldi bahar yaz. Kurban olan Allah'ım da seveni sevene yaz. Ninna ninna. Kurban olan Allah'ım da seveni sevene yaz. Ninna ninna. Hop ninna. Erkek evi evine getirdi, ilahileyecek teyzemin dediğine göre. İlahilerle geline hoş geldin diyorlar. Gelin gelir evimize, gelin gelir evimize, şenli görür köyümüze, şenli görür köyümüze, hoş geldin. Erkek evi gelinimizi ağırlayıp hoş geldin derken biz de şimdi
Karaağaç köyünün başka bir kültürü olan Yaren kültürüne geçiyoruz. Asmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Naziktir elinde kızım, naziktir ama üzmeye gelmez. Haydi üzmeye gelmez. Ama eller eller oynasın diller diller. Ne de güzel oynuyor Çankırılı yar eller. Ama eller eller oynasın diller diller. Ne de güzel oynuyor Çankırılı yar eller. Sakalıdayım ben, ne gelir elden şimşok şimşok. Zincirden boşanmış deli sanırlar yar, yare yavrum. Ömrüm ömrüm, yamalıklı derim. Kar yağar alçaklara, dökülür saçaklara. Analar kız durmuş, sığmıyor kutlaklara. Şahir ağam, senden de süper bir deniz olur. İnanılmaz bir deniz olur. Senden de dalga fırtına olur misafir ağam. İnanılmaz. Saçların da dalgalı. Dalga fırtına rüzgar sensin. Misafir ağam, sen de gemi oluyorsun. Hazır mıyız? Çok kolay bir oyun oynuyoruz. Şimdi bir konu anlatacağım. Konuda ismini duyan bu şekilde bakın çok kolay. Örnek veriyorum. Gemi dedim. Böyle yapacak. Neymiş? Gemi dedim. Böyle yapacak. Deniz dedim. Böyle yapacak. Ha yapmazsanız arkadaş zebani bekliyor bak Tuğra'yla. Yapmayana vuruyor. Haberiniz olsun. Misafir ağam. Onun için lütfen güzelce kim ismini duyduysa sürekli misafir ağam. Beni dedi misafir ağam. O gemi demedi. Misafir ağam. Tamam başlıyoruz bak. Tayfayı dediğim zaman 3-4 kez, 3 kez desem 3 kez kalkacağım oturacağım. Hızlı bir şekilde. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Şimdi denizi... Samir abi biraz hızlanma. Ayaklarımı üzerine. Tamam. Affet, affet. Zeban. Dur. Başlıyoruz. Gemiyi... Gemiyi misafir abi al otur. Otur misafir abi. Otur, oturmazsan misafir abi. Bir kez oturacağım, bir kez. Gemiyi denize saldık. Tamam mı? Gemiyi denize saldık. Bir daha bak. Gemiyi denize saldık. Tamam mı? Gemiye kaptan bindi. Kaptan dedi ki tayfa nerede? Tayfa gel buraya dedi. Tayfa gemiye bindi. Ne var lan kaptan dedi. Kaptan tabii çok kızmış. Tayfanın umurunda mı? Tayfa elini almış sigarayı. Geminin üzerine sigara içiyor. Sen kaptan kızıyor kardeşim. Gemide bir sallantı var. Denizde bir fırtına dalga. Denizde bir fırtına dalga var. Bu gemi batacak. Gemi. Şabir ha? Gemideki bu dalga fırtına rüzgar az daha denizdeki bu dalga fırtına gemiyi batırdı batacak. Kaptan diyor ki ben diyor bu gemiyi götürürüm. Kaptan diyor ki ben bu gemiyi götürürüm. Tayfayla kavgaya başlıyor. Kaptan diyor ki tayfa yan tayfa. Tayfa diyor buyur kaptan diyor. Kaptanla tayfa tartışmaya başladı ki tam kaptan dedi olacak tayfayla birbirine yumruklaşıyor. Gemide bir kavga var. Tayfa yumruk veriyor. Tayfa basıyor yumruk. Kaptan diyor ki yeter lan bu kadar. Transbosfor Denizcilik Nakliyat ve Ticaret Limited Şirketi, Kaptan Mustafa Can'ın katkılarıyla Duygu ile Bizim Memleket Karaağaç belgeseli reklamlardan sonra devam edecek.